Merhaba arkadaşlar Buket ile kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına da niyetlendim arkadaşlar. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. E, bakalım fincanımızın bugünkü mesajı neymiş hep beraber dinleyelim. Öncelikle arkadaşlar e, takip eden dinleyen desteklen herkese çok teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Ee, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz ee, zile basıp tamamını işaretlerseniz tümünü işaretlerseniz gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız özel ulaşım sağlamak isteyen arkadaşlarım e, instagram hesabından buketle kahve falı instagram hesabının artık ulaşım sağlanabiliyor teknik olan problem halledildi bilginiz olsun ee, bunun dışında altta bir link daha bırakıyorum bana artık oradan da ulaşım sağlayabiliyorsunuz şimdi bakalım fincanımızın Mesajı neymiş? Güne güzel başlayalım. Günümüz güzel geçsin inşallah. Aldığımız haberlerimizle güzel bir gün geçsin diliyorum. Bakalım. Evet şimdi sizlere de göstereceğim zaten. Şöyle yüreğinizde bakın şimdi şöyle nasıl göstersem ışık çok güneş ayrı, ışık ayrı tam net gösteremiyorum. Evet şöyle yapalım. Evet yüreğinizde evet şöyle bakarsanız bir kişi var orada. Yüreğinize gömdüğünüz bir insanın ee, kalıntıları mı desem yani bir insanın yüreğinize gömdüğünüzü görüyorum çok net bir insan figürü öyle duruyor ee, baktığım zaman güzel kısmetleri olan bir fal bu yani şöyle hatta hani bakın şurada paket paket kısmı yani böyle Hani dersin ki ay Allah çok kötüyüm ne yapacağım orada işte bir kapı açılır yani böyle siz orada kaldığınız zaman açılan kapılarınız hep olmuş çok da güzel kısmetli bir insan olduğunuzu hani ben hep derim ya yüreğinizin ekmeğini yerin yiyin inşallah herkes gönlünün karşılığını alsın diye İşte gönlünüzün karşılığını almışsınız zamanında yaptığınız iyiliklerinizin yani gün dönmüş devran dönmüş gelmiş artık bu vakit sizin kısmetinizi yeme vakti diye resmen ben yapmış olduğunuz e, iyiliklerin diyebileceğim hakikaten gönlünüzün niyetinin karşılığını aldığınız gördüğüm bir e, sürecinizin olduğunu söyleyebilirim biriyle karşılıklı bir konuşmanız var ortada bir kalp var kalp kırın, kırgınlığı o belki ama çok da bir yersiz arkadaşlar iki tarafında vesveseler yaptığını e, pireyi deve ettiğini Küçük şeyleri büyüttüğü için de büyük sıkıntılar yaşadığını söyleyebilirim. Şimdi bir yolunuz var ama yolun sonu kapalı. Yani özellikle bu ara denemek, gitmek, yapmak istediğiniz bir şey varsa onun aslında sonucunu olumsuz alacaksınız. E, bu sizi aslında yıldırmayacak. Çünkü hemen şey gibi düşünün. E, bir yola gidiyorsunuz. Yol çıkmaz yol. Aa hemen arka sokaktan Döneyim dercesine yani yolunuzu belki zamanınızı uzatacak ama e, ilk deneyiminiz bu ara istediğiniz şeyin olmayacağını söyleyebilirim. E, ama kalbinizi çok net bir şekilde ferah tuttuğunuzu görüyorum. Hatta şey yani aslında size şu an bu olmayan şeyin e, hani böyle nasıl söyleyebilirim o çıkmaz yola girdiğiniz üst, yolu değiştirdiğiniz örneği verdim ya oradan devam edeyim. Orada yolu değiştirirken aa burada şu da varmış diyorsunuz. Aslında iyi ki de yolu değiştirmişim olacaksınız sonuç olarak. Orada güzel bir kaplumbağanın kaplumbağanın da o yolun başında siz beklediğini görüyorum. İlk dileğinizin olmayacağı ikinci yol ise sizin için çok daha hayırlı olacağı hatta çok farklı bir artık atacağını söylemem mümkün. Şimdi burada güçlenmiş bir siz varsınız. Ayak ucunuzda hatta ona doğru bakmıyorsunuz bile bir insan var ayak ucunuzda kalmış artık diyorsunuz ki sen bana ulaşım yapamazsın ulaşamazsın sen benim sevime çıkamazsın öyle güzel bir güçlenişiniz var ki bir insan ortak arkadaş çevre akraba belki partner belki eş yani orada bir birilerini ayak izi aslında tutmanız var bir insan artık sizin için eskisi gibi önemli değil önemini yitirmiş kendini kaybetmiş evet şimdi önünüze bir açacak duruyor resmen böyle e, türbüşonlarda var olan bir açacak hali. Siz bir şeylerin kapağını, bir şeylerin fitilini açacaksınız. Yani bir şey başlangıcı o. Bir kapak açıp zaten önünüzde inanılmaz ferah görüyorum. Bu arada ayak hizasında kalan insan her kim ise yeni ortak yani. Ortağınızsa yeni ortağınız kapıda. Aşksa yeni aşkınız kapıda. Anlatabiliyor muyum? Hani e, anne tarafından bir kuzenle kavgalıysanız baba tarafındaki kuzeninizi kazanıyorsunuz. Bir hakikaten falınıza şunu görüyorum. Bir kapanış sizin için bir varoluş ya da yeni bir kazanım sebebi olacak. Çok net söyleyebilirim. Hatta şurada bir çiftin resmen iki tane yani bir e, kabın içinde oturmuş gibi görüyorum. Bu bir e, birlik, beraberlik, bütünlük ama bu bir kısmet e, çanak içinde oturuyormuş gibi. Baya bir var varlık o. E, küp gibi. E, ben sizin bir maddi varlığınızın ya ortak olduğunu ya da ikinizin birlikte bir para ile yani bir mal alındığını haninizde bir birlik beraberlik ve mal geliyor arkadaşlar diyebiliyorum. Bu da sizin oradan geldi buradan geldi değil alın teriyle belki çalışıp ödeyerek ama karı koca yani bu çift e, düğün yapacaktır. Örnek veriyorum şu an ailelerden destek görmeyecektir. Bu düğün ikisi yapacak bu çift evlidir ev alacaktır. Kimseden 5 kuruş peşinat almadan her şekilde kendileri arttırarak yapacaktır. İki kişinin ortak yatırımı çok temiz. Onu söyleyebilirim. Şimdi ben burada bir insanın üzerine çıkmış başka bir insan görüyorum. Hatta karşısında siz varsınız. Yani birisinin başka birisini sömürdüğünü görüyorsunuz da müdahale edemiyorsunuz. Çünkü anneniz diyor ki örnek veriyorum. Boş ver bırak diyor karışma ya da babanız önünüzde sizi durduran biri var. Yani eşinizin ailesinden birileri birilerini sömürüyor da eşiniz de size diyor ki ya sus sen boş ver onlar öyle. Yani bir insanın bir insanın sömürmesi çok net çıkmış. Müdahale etmek istiyorsunuz ama önünüzde duran biri var. Yani onlar öyle diyor müdahale etme sen bunlar için canını sıkma. Senin yapabileceğin bir şey değil bu seni aşıyor der gibi bakıyor oradan. Bu arada sizin arkanızda da bir insan var. Çok da iyi niyetli sizin de her şartta yanınızda hatta siz bu kullanılan insanı görüp içiniz acıyor. E, ve arkanızda duran insan da size moral veriyor. Ha, önünüzdeki kişi sizi durduracak ama yani siz dürüst doğruluk hani böyle ya bir insanın bir insana attığı yalını görürsünüz de dayanamaz doğruyu söyleyesiniz gelir ya bu da böyle bir şey. Bir insan bir insanı sömürüyor. Siz asla bunu kabullenemiyorsunuz. Kabullenecek durumda değilsiniz. Ama karşınızdaki insan sizi durduruyor. Bırak diyor. Onlar öyle. Ee, böyle bir şey var. Buna şahit olacaksınız. Canınız biraz buna sıkılacak. E harfi hakim. F harfi hakim. Ama dediğim gibi arkadan biri size çok ciddi anlamda bu anlamda da destekte de bulunacak. Yani moralizm bozulduğunu söylüyorum resmen. Böyle ailevi bir durum anladığım kadarıyla. Ama siz dahil olamayacaksınız yani buna. Belki de Hani dediğim gibi babanızın yerlerini amcalarınız kullanacak ama sizin sesiniz çıkamayacak. Göreceksiniz. İçiniz kahrolacak belki ama müdahale edemiyorsunuz. Çünkü önünüzde rica eden ve onu kıramayacağınız biri bu. babaanneniz örnek veriyorum. Karışma diyor kardeş onlar. Örnek veriyorum. Yani böyle bir durum var. Ama arkanızdaki insan size yeteri kadar destekçi. Ee, böyle bir yani bir taşınma durumunuz var ama Sanki şu bakın buradaki miras durumu ise bu amcalar gibi örnek verdim. Babanızdan gelecek olan bir para ise bu miras durumu sonuçlansın. Sonrasında siz kendinize dair bir taşınma, bir ev değiştirme, bir şehir değişikliği düşünüyorsunuz. Ay arkadaşlar karşınızdaki insan sizi o kadar koruyup kolluyor ki ben burada partnerinizden bir aşk durumu yaşıyorum. Yani görüyorum aşk yaşadığınızı görüyorum. Şimdi şöyle e, bu hatta partneriniz sizi dimdik önünde duruyor yani size destek olacak bir partner görüyorum arkanızda bir dava dosya durumu çıkmış bir beş ay sonra belki bir iş mülakat sınav belge bilemedim belki bir kursa gittiniz sertifika alacaksınız ama bu belge resmi bir belge hatta partneriniz de yani inanılmaz destek oluyor bir kere arkanızda Boynunuz öne eğik sanki yapamazsam diye kendi özgüveninizle alakalı bir kaygı haliniz var ama partneriniz size inanılmaz destek veriyor ya. Sen yaparsın, halledersin, geçersin, olacak, korkma. Yani ben yanındayım diyen bir partner var. Bence tutun sıkı sıkı onu da bırakmayın derim. Çok güzel bir birlik gördüm ben orada. Hani evli çiftlerde gerçekten şey olarak değerlendirsin yani eşten gelecek güzel bir destek var. Aileyle alakalı olan o kısım sizi biraz üzecekse de bence arkanıza destekleyen partneriniz olabilir. Çok da güzel destekler göreceksinizdir. E, hayatınızın sonraki aşamalarında da fincanınız falınız partnerden güzel destekler kapıda diyor adeta. Şimdi evet aile orası o kadar çok. Şimdi göstereceğim size de hanenin ortası karışık. Az önce gördüğüm örnek verdiğim şey aslında çok yerli yerindeymiş anladığım kadarıyla. Çünkü tabağınızda ayrı Fincanız da ayrı ama neyse ki hakikaten aynı yani. E, tabak da bize gelecekteki 5 ay sonramızın sonrasında neler olabileceğini mesajlarını veriyor. 5 ay sonramızda neler göreceğiz biz mesajıdır tabak genelde. Bu arada ay örnekleri veriyorsunuz genelde demişsiniz. Ben şimdi fincanın bir zaman e, e, dilimi var. Her fincanın şurası şu kadar demek burası bu kadar demek gibi mesajları var ama ben size aslında haftalık ya da gün yani geçmiş iki hafta ve gelecek iki hafta gibi haftalık örnekler de veriyorum ee, sürekli aynı rakamları verdiğime dair bir daha doğrusu şey olmuşlar yani istedikleri bir e, olayın ya o kadar değildir inşallah şu kadar dediniz ama diye hayıflanmışlar olumsuz olarak söylemedim bu dediğimi bilginiz olsun Tabak bize 5 ay sonramızdan bilgi verir. Yani bu bir fincanın falın e, kanunudur. Şimdi arkadaşlar gelelim iş tarafınızdaki dedikodu yumağına. Akpaksınız, akpak oluşunuz birilerinin sinirlerini bozuyor. Yahu diyorlar yani bu insan ne kadar şanslı bağlı Hakikaten hani herkes işten çıkartılır. Derler ki 30 kişi işten çıkartılacak. Siz 31. sırada olduğunuz için çıkartılmazsınız. Derler ki işte 3 kişi şuradaki çuvalları taşıyacak. Siz dördüncü kişi olduğunuz için o çuvalları taşımaya gitmezseniz gibi. İşte bu giden o ilk 3'te olan ya da ilk 30'da olan kişiler yok artık bu ne kadar şanslıdır diye e, dedikodunuzu yapıyorlar. Hayıflanıyorlar ama pür pak işinizi açık görüyorum. Şimdi aç tarafınızı açıkta görüyorum. Çok net iki kişinin karşılıklı oluşumu var. Burada bir insan almış pelerini geliyor artık. Sizin hayatınızda bir kurtarıcınız var. ilişkiniz var. Ya da kavgalar, patırtılar bitmiş. Evlilikler toparlanmıştır. İlişki, tazelenen ilişki. Güzel bir ilişki. Birlik görüyorum. Şimdi gelelim. Ee, burada bir insan sizin ayaklarınıza kapanacak da siz de büyüğünüz olduğunuz için şey diyorsunuz orada. Estağfurullah amca kalk. Yani hani dersi ya böyle estağfurullah. Hakikaten sizden yaşça başça bir büyüğün resmen ayaklarınıza kapanıyor oluşu üstüne sizin de böyle e, yapma diyorsunuz yani öyle bir yüce gönlünüz var ki burada gördüm sen büyüksün eyim ayaklarıma yani yapacağını yaptın tamam der gibi şimdi iki kişi de sizi hatta şaşkınlıkla izliyor ya insan hani hiç mi bir e, laf söylemez dermiş cesine iki insan sizin de böyle ka koltukları kabarmış gurur duyuyorlar bu tavrınızdan dolayı yani şey sana taş atana sen ekme at, at gibi olmuş sizin biraz Size zamanında taş atan bir insanmış kendisi. Ama siz ona yine de bir iyiliğiniz dokunacak diyor falınız. İki kişi de gurur duyuyor yani. Öyle çok net kabarmış oldukları. Hani içerisindeki şimdi burada oturan sizin ailenizden iki kişi iki kişi de karşıda. Hani bunlar az önce paylaşamıyorlardı dedim ya bir mal durumunu. Hani tabakta tasdikliyor evet diyor evet paylaşamıyorlardı. Fakat burada sizin ailenizdeki kişiler anne babanız ya da işte hani abileriniz bilemedim o kadar netvedik alınları açık bir şekilde duruyorlar ki hani gelen misafir de evden konmuyorlar bu iki kişi gelmiş e, uzlaşmak istediklerini görüyorum a t e ate yani t e a harfleri çok hakim böylesi bir kalabalığın bir arada oluşu var çok da güzel güvercin görüyorum. Ben beyaz kanatlı kanatlarını açmış bir güvercin. Burada sanki babanız, sanki burada anneniz kadın figürünün üzerinde bir ee, güvercin hali var. Güzel haberleriniz var. Yıldız çıkmış, ay çıkmış. Resmi belgeler sizden yan olacak. E, bölüşülmesi gereken bir durumlar varsa, maddiyatsa bu bir mirasla en fazla hakikaten tabanınıza göre 3 aylıktı. Burada da diyor ki siz sonrasında 5-6 ay sonrasında artık mevzuların esamesi okunmaz. Siz yolunuza bakarsınız netleşecek. Benim gördüğüm bu. Hatta siz bu netleşme yaşadıktan sonra çevreniz oldukça da konuşacak. Şuradaki dedikodu halini görüyor musunuz? Dedikodu gibi yani çok biraz sinsi sinsiler. O yüzden de dedikodu dedim ben onlara. Benim arkadaşlar görebildiklerim böyle. Öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, destekleyen, dinleyen, takip eden... Yorum yazan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Sizlerden aldığım olumlu enerjiyle yoluma devam ediyorum her şeyden önce. Ee, kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki e, videolarımdan haberdar olacaksınız. E, mail geliyor, mesaj atıyorsunuz. Belirtmek istiyorum. Sabahları saat 10, akşamları saat 7. Günde iki defa farklı fincanların yorumlarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Öncelikle çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Hani güzel enerjiniz var. Pozitif enerjiniz bizi iyi hissettiriyor diyorsunuz. İşte ben de sizden aldığım güzel yorumlarla, iyi enerjilerle size geri gönderiyorum. Bu bağı kurmuş olmak beni inanın çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Olumsuz enerjileriyle, yorumlarıyla belki e, egolarını tatmin etmek isteyen insanlar bazen olabiliyor. Artık sizlerin sayesinde ki biz gittikçe büyüyoruz. Sizlerin sayesinde pek dikkat almıyorum. Çünkü artık bu kanalda, bu sayfada, bu alanda benim bu iletilerimi ilettiğim alanda negatif enerji olsun istemiyorum. Çünkü bizim üzülebilecek şu an çok büyük sebeplerimiz var. Sınavlıklarımızla sınandık. Çevremizin, sevdiklerimizin sağlığıyla sınandık. Sağlığımız yerindeyse su yolunu buluyor arkadaşlar. Ben sağlıkla sınandığımız, özgür günlerimize hasret kaldığımız Hepimizin evdeyken psikolojimizin zarar gördüğü günler yeteri kadar bizleri sıkmışken enerji dileğiyle bizleri sıkmasına izin vermeyeceğim bazı egolarını tatmin etmek isteyen arkadaşlarım için söylüyorum. Biz bize yeteriz diyorum iyi ki varsınız gerçekten ben herkesin Rabbim kalbindekilerinin karşılığını yaşatsın derim bedduadan ziyade beddua olumsuz enerjisi var döner dolaşır derim. O yüzden de herkes kalbin ekmeğisin inşallah diyen bireyimdir. Bunu da burada sık sık dile getiriyorum. Birinizin bile aranızda büyüyoruz dediğim gibi. Birinizin bile beddua çünkü bazen insan doluyor haklı olarak kızgın ve öfkeli oluyor. Bedduadan ziyade bu kelimeyi kullanmasına vesile olduysam ne mutlu bana amacıma ulaşıyorum demektir aslında. O yüzden ben bu fincanı kapatıp niyetlenirken. Herkesin gönlüne göre ver Rabbim diyorum. Bu video, videoyu izleyecek, bu fincana yoğunlaşacak kişilerin de inşallah diye kapatıyorum. Hani insanın başka birine ettiği dua makbuldur diye. Benim görebiliklerim böyle. Her falamın sonunda sizlerle iletişim kurabildiğim tek mecra burası olduğu için kendi duygu ve düşüncelerime yer veriyorum mutlaka. Bunları da izleyip motive olduğunuzu söylüyorsunuz. Ben daha da mutlu oluyorum. O yüzden arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeğimin karşılığını yani beni pozitif enerjilerle ödüllendirdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Ee, her gün zaten e, sabah 10 ve akşam saat 7'de videolarım yükleniyor. Benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Ee, sağlığımız yerinde ise su yolunu bulur diyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.